En kolay astral seyahate çıkma yolları. Bazıları bunu astral seyahat, bazıları da beden dışı seyahat diye adlandırabiliyorlar. İlk videomu geçen yıl çekmiştim herhalde. Astral seyahate ilk çıktığım zamanda. O üçüncü gözün açılması, yani aktive olması. Ondan sonra lucid dream, rüya içinde rüya, neler neler, başka alemlere gidiş, o kadar çok tecrübeli edindim ki. Ondan sonra da size, yani yıllardır meditasyon yapan biri olarak da size şimdi farklı yöntemleri de bu videoda aktaracağım. Önceki videoda sizlere yoga nidra ile, yani uyku yogası, uyku meditasyonu yaparak, hipnagoji yöntemini kullanarak nasıl astral seyahate çıktığımı anlatmıştım. Bu videoda da gene ondan bahsedeceğim ama onun haricinde başka metotlardan da bahsedeceğim sizlere. Emin olun bu yöntemleri kullanarak herkes istikrarla, ya çalışırsa, gerçekten gönülden isterse herkesin yapabileceği bir şey. Herkese açık olan bir şey. Kişiye özgü değil. Onu diyeyim yani. Herkes yapabilir. Bir de astral nasıl, ne için kullanacağını bilmeyen birkaç bir kesim de bulunmaktadır. Ama astral o kadar güzel bir şey ki gitmediğin yerlere gidebilirsin. Görmediğin kişileri görebilirsin. Duymak istediğin kişileri duyabilirsin. Yani astral yapıp mesela kişi hayatında görmediğin kişileri ya da görmek istediğin kişileri direkt seyahat edip anında görebilirsin. Onları duyabilirsin. Anında konuşmalarını görebilirsin. Yeni yerler, hiç gitmediğin yerleri keşfedebilirsin. Diğer alemlere gidersin. Gezegenlere bile gidebilirsin. Ama ne olursa olsun bunları da bıraktık. Yani nefsimizin bu isteklerini de bıraktık. En kötü kendi spiritüel, ruhani gelişimin için bile çok güzel bir deneyim. Çünkü bilirsin ki sen bu fiziksel deneyimin dışında bir enerjisin. Bu beden değilsin, bunun farkına varırsın. Bu boyut, diğer boyutlardaki canlıları, enerjileri tanırsın, keşfedersin. Sizin parçanız olan enerji bedeninizin, auranızın farkına varırsın. Yani ne dersen de astral bedenin, enerji bedenin, auran, hatta bunlar, yani vücudundan çıkan parçan, asıl sen olan sen, enerji. Bazen yolda yürürken bile hiçbir şey yapmazken bile, yolda yürürken bile bir anda kendini bedenin dışında görebilirsin. Bazı kişilere bunlar, bu içgüdüleri, altıncı hisleri, üçüncü gözleri daha açık olabiliyor. Ve yolda giderken bile bir anda ruhun izin vermesiyle birlikte dışarı çıkabiliyorsun. Bunu yapan insanlar da dinledim. Genellikle bilinçsiz oluyor. Yani farkında olarak değil, yani odaklanarak, isteyerek değil, normal köpeğimi çıkardım diyor. Yürürken bir anda bir baktım, yukarıdan kendimi izliyorum diyor mesela. Yani bu beklenmedik bir şekilde, hiçbir şey yapmazken bile, normal otururken, şu an otururken bile olabilir. Hatta şu an farkına varıyorum. Küçükken meğer ne kadar çok yaparmışım, o zaman anlamlandıramazmışım. Ama uçardım, neler neler yapardım, nerelere giderdim. Ama şu an farkına varıyorum. Gelin astrale çıkma yöntemlerinden birincisiyle başlayalım. Yoga nidra, uyku yogası. Eğer hiç yapmadıysan veya zorlanacağını düşünüyorsan unutma. Bunu yapmak istikrar ve yetenek işi. Yani sabit olarak gerçekten sabırlı bir şekilde kendini bir arada kalman lazım. Onu da nasıl yaparsın? Herkes gibi deneyerek, öğrenerek, istikrarla tekrar ederek. İnatla, sabırla. Birincisi hazırlanma evresi. Öncelikle kendini, bulunduğun ortam bir öncelikle hatırla. Öncelikle kendini ve o niyetini ilk başta hazırla. Kendini astral seyahate çıkacağına inandır, bil. Ama yoga nidraya başlamadan önce kendini o beklentiye sokma. Çünkü ne kadar beklentiye sokarsan varacağın bir noktayı beklersin ve o da seni üzer, mutsuz eder. Onun için beklentiye sokma kendini, relax ol. Ne kadar rahat olursan o kadar rahat çıkarsın. Onun için niyetin çok önemli başlamadan önce. Ne yapacağını, ne göreceğini, ne amaçladığını hayal et. Çünkü amacın olması güzel bir şey, önemli bir şey. Hatta bir tane kendine bir günlük tut, rüya günlüğü gibi bir tane astral günlüğü tut, bir tane deftere, hatta oralara bile başlamadan önce yaz. Ne kadar yazmak, bilinçaltına da yazarsın yazarsan. Daha kuvvetli olarak bilinçaltını yazar, bilinçaltın daha hızlı programlanır ve bilinçaltın o isteklerini daha kuvvetli bir şekilde sana tezahür ettirir. Onun için sadece sırf bir astral seyahat için bir günlük tutmanı istiyorum. Amaçlarını yaz. Ne bileyim, uçmak istiyorsundur, denizin altında keşfedilmemiş yerleri, okyanusun diplerini keşfetmek istiyorsundur. Şimdi de ortama hazırlaman lazım. Bu tecrübe yaşayacağın yer yatağın olabilir. Yani yattığın yatağın olabilir ama genel olarak önermiyorum. Ben bunu gerçi eşimin yanında yaptım. Çünkü ben çekinmiyorum hani böyle, ama bazı kişiler eşinden, ailesinden yanında biri yatıyorsa çekinebiliyor. Yani bazen bu tarz ritüelleri yapmada ya da çekincesi olabiliyor. Onun için bazen ya da çok odaklanması ve yanında rahatsız edecek, ses yapacak veya dokunup o odağı bozacak kimselerin olmasını istemiyorsa şey yapabiliyor. Yatağın dışına çıkıyor, salona geliyor da başka yerlere uzanıyor. Öyle sessiz ve yalnız kalacağı ortamda yapmaya çalışıyor. Yani demek istediğimi anladınız, ortamınızı hazırlayın. Eğer başka bir seçeneğin yoksa tabii ki yatağında yapabilirsin. Ben kendi yatağımda yapıyorum sürekli. Kendi normal sırt üstü pozisyonda uzan, düz olarak.
Özellikle yattıktan 4. veya 6. saatler arasında derin REM uykusuna varırsınız. Bakın alfa, beta, teta seviyeleri vardır. En derin REM uykusu, yani bilinçaltının açık olduğu seviyedir. Bilinçaltınıza giriş izninizin, girişinizin olduğu en yakın zamandır. Kendi özünüze, özünüzle bir olduğunuz en yakın zamandır o teta seviyesi. O zamanlarda kalkıp özellikle meditasyon yaparsanız, bir şeyler tezahür ettirmek isterseniz, olumlamalar yapmak isterseniz en güzel zamandır. O anda da astrale çıkmak için en büyük şansınızdır. Ayrıca bu dediğim yöntem lucid rüyaya girmek için de aynı yöntem. Zaten aynı kapıdan giriyorsunuz. Şansını artık ya astrale çıkıyor ya da lucide çıkıyor. Onu göreceksiniz zaten. Deneyenler bilecek. Onun için 4. veya 6. saatleri arasında alarmını kur. Ya da sen gel bilinçaltını programlayabiliyorsan, bilinçaltına yatmadan önce ben şu saatte kalkacağım de zaten beynini alıştırınca otomatik kalkmaya başlayacaksın. Ve ister yatağında, ister belli bir vakit geçir. Televizyon kesinlikle gözünü ışığını alacak, uykuna kaçıracak hiçbir şey yapma. Kalktın mı? İster koltuğuna git, orada başka bir yerde yat ya da kendi yatağında yatabilirsin. Sırt üstü uzan, gözünü kapat ve hiçbir şey yap. Yanında günlüğünde olsun, çünkü döndüğünde onun tecrübelerini yazman lazım. Çünkü astral seyahat rüya gibidir. Yazmazsan unutursun. Unutma, beden uykuya geçecek. Sen uykuya geçmeyeceksin. Biliyorsunuz siz yattığınızda bedeniniz sizin yatıp yatmadığınızı kontrol etmek için böyle sizi kaşır, kaşıntı getirir, bilmem ne getirir ki acaba yattım yatmadım. Eğer kolunu falan kaşırsan ya da dönersen sürekli sıkınmak hissi getirir ki vücut kontrol ediyor. Sen gerçekten yattın mı yatmadın mı? Eğer yattıysan ne olur ilk başta? O kaşıntıları getirir. Sen kaşımazsın mesela, örnek veriyorum, ya da dönmezsin, sıkınlık getirir. Yavaş yavaş beden seni komaya sokmaya başlar. 1 ile 1,5 saat arası değişiyor. Normal şartlarda REM uykusuna, yani 4. veya 6. saatlerde bedeniniz hali hazırda teta seviyesinde gezerken bu vakit yarım saat 45 dakikaya kadar düşebilmektedir. Eğer siz uyursanız gerçekten beden sizi yavaş yavaş titreşerek sizi komaya sokar. Ki rüyanızda hareket ediyorsanız gerçekte hareket etmeyin diye. Ondan sonra rüya evresi başlar. İşte sizin de o lüminal seviyeye geçtiğinizde, yani hipnagoji yönteminde o gözünüz kapatmanızda yavaş yavaş bazen ışıklar oluşmaya başlar değil mi? Sarı, yeşil. O ışıklar yarım saat 40 dakika sonra biraz uzun meditasyon yapanlar bilir. O ışıklar yavaş yavaş rüyaya dönüşmeye başlar. Ondan sonra rüya evresine geçersin. O evrede sizin bilincinizin açık olup sessizce yavaş yavaş nefes alarak ve hiç kıpırdamayarak, yani sıkkınlık da gelse, kaşıntı da gelse hiçbir hareket etmeyerek, yani siz bildiğiniz vücudunuzu aldatıyorsunuz. Yani yattım diye numara yapıyorsunuz ki vücudunuz sizin yattığınıza emin olacak. Ondan sonra siz halihazırda dururken yavaş yavaş beden titreşip koma seviyesine gelecek. Yani sizin bilinçaltınız aslında açık olacak. Şimdi üçüncü adım titreşim haline geçiş. O titreşimlerin gelmesi işte asıl o önemli olan o andır. O anda yakalayabilirseniz geçebilirsiniz ama zordur. Derin meditasyonlar yapmanızı öneririm çünkü o anda sakinliğinizi korumanız lazım. Dinginliğinizi korumanız lazım. Çok sakin, çok dingin bir kafada hiç hareket etmeden aynı şekilde oraya girmeniz lazım. Eğer hani denerseniz olmayabilir. Bunun da sebebi alışmadığınızdan dolayıdır. Korku ilkinde, hatta korkabilirsiniz. Çünkü hiç o titreşimleri, o ağır titreşimleri falan yaşamadıysanız korku olabilir. Onun için meditasyon yapmanızı öneririm. Kendinizle bir olur, kendiniz tanırsanız kendiniz kabullenirsiniz. Böyle durumlarda da şok olmazsınız. İşte bu titreşim zamanı yarı uyanık, yarı rüya aşamasında olduğunuz zamandır. Ortalama dediğim gibi belli bir süre kıpırdamadan beklemeniz lazım. Zaten o süre geldiğinde belli olacak, bileceksiniz. İşte o gözünüzü kapattığınızda o ışıklar rüyaya geçmeye, rüyalar oluşmaya başlayacak o ışıklardan. Ve o rüyalar oluşmaya başladıktan sonra yavaş yavaş ayağından başlayıp tavana kadar sürekli enerji, titreşimler başlayacak böyle bildin. Sonra hızlanmaya başlayacak. İşte ne kadar hızlanacak. Tam kafana dank ettiğin an orada bil ki başarırsan astrale geçersin. Hatta gerçek sesler duyabilirsin ama emin ol, evde yalnızsam o sesler kendi bilinçaltının oluşturduğu seslerdir. Hiç fark olmayacak. Aynısı burada ben nasıl konuşuyorum yani. Sanki yanında biri konuşuyormuş gibi sesler duymaya başlayabilirsin. Herkes de farklı olabiliyor ama genel olarak bunlar en yaygın olanları. Yalnız şunu diyeyim, videonun başına dedim. Bu yöntem sizi o titreşim en pik noktaya eriştiğinde ya sizi astrale götürür ya da lucid rüyaya götürür. O artık şans, ben onu hala çözemedim. O şansla alakalı. Ama ne kadar niyet olumlama yaparsanız ona göre o olumlamalar niyetiniz çerçevesinde istediğiniz yönde gidebilir tabii ki de. İlk seferde korkabilirsiniz. Ben altıma sıçacaktım neredeyse. Çünkü ben hiç astrale çıkacağımı bile bilmiyordum. Çünkü ben lucid rüyaya gireceğim niyetiyle yapıyordum. Bir anda bir baktım astral seyahatteyim. Hiçbir şey gibi de değil yani. Lucid rüya gibi de değil. Yani rüyada değil, gerçek bildiğin yani. O kadar dramatikti ki. Korkmuştum. Hatta sonra yatağa girmeye başladığımda kendimi alıştırmaya çalıştım korkudan. Ne olacak, bitecek mi? O zamanlarda 3.
gözüm bayağı aktifti ve diğer alemlerle daha çok içli dışlıydım. Yani biraz şey hissediyordum yani 4. 5. boyuttaki bazı varlıkları. Ama alıştıktan sonra onun aslında bilincin, bilinçaltının bir oyun olduğunun farkına varıyorsun. Yani oyun dediğim yani her şey aslında bu gördüğümüz gerçeklikte aslında bir rüya. Bir fark yok. Sadece bu gördüğüne çok inanmamak, sadece akışta olmak, su gibi olmak yani. 4. adım. Kendini o titreşimlere bırak. Hiçbir şey yapma, direnme, kabullen. O titreşimler artacak, bedenin komaya girecek. Aslında bunu önceden bildiğin için korkmayacaksın. İzin ver o titreşimler aşağıdan yukarıya gitsin. İşte o titreşimler yukarıya aşağı gitmeye başladığında korkma. Çünkü nefesin kalbini atmaya başlar. Orada bedenin anlayacak ki sen uykuya dalmadın. Bir anda o titreşimler sönecek ve buradan astrale geçemeyeceksin. Onun için onlar geldiğinde yine sakinliğini koruman, heyecanlanmaman. Normal yavaş nefesini almaya devam etmen lazım. Nasıl yapabilirim dersen dediğim gibi meditasyon yap. Ne kadar kendine bir olursan o kadar kendini tanırsın, anda kalırsın. Ve ne olursa olsun gözlemleyici pozisyona geçersin. Reaktif olarak hayvan içgüdüleriyle yaşayan bir reaksiyon gösteren insan statüsünden çıkarsın. Yani reaksiyon göstermezsin. Ne olursa olsun başına çok kötü bir şey mi geldi? Yine reaksiyon göstermezsin, sadece gözlemlersin. Meditasyonla ilgili A'dan Z'ye videolarım bulunmakta. Kendi meditasyon videolarım olsun, yararlı olsun, yöntemleri nasıl yapmalısınız? Tüm linkleri açıklamalara koyuyorum. Kesinlikle öneririm. Eğer korktun, uyanmak istiyorsun o titreşimlerde, komaya da girdi ya. Artık dayanamıyorsun, çıkmak istiyorsun. O zaman yapman gereken derin bir nefes al. Beden zaten senin uyumadığın farkına varacak. Ondan sonra emin ol, bir dakika sonra o koma durumu geçecek, uyanacaksın. İşte 10-20'nin noktasına geldiğinizde bazen bazı kişiler çok hafif, bazı kişiler de çok ağır hissedebiliyor. Mesela ben çok ağır hissetmiştim. Hatta o astral yaptıktan sonra birkaç dakikalıktı herhalde. Size bir şey diyeyim, 2 gün ağır yatmıştım. Yani o kadar sanki bataryam, enerjim çekilmiş gibiydi. İşte o pik noktasına vardığında yapmanız gereken ne biliyor musunuz? Yatakta oturduğunuzu veya uçtuğunuzu hayal edin. Hissedin. İstediğin şeyin emrini ver. Astrale çıkıyorum de. Ama kaşınız, gözünüzü bile kapalıyken oynatmamanız lazım. Yani vücudunuzun sizin uyuduğunuza emin olması lazım. Onun için sakin kalmanız, duygularınıza reaksiyon göstermemeniz, gözlemlemeniz lazım. Yani farkındalığınızı arttırarak gözlemleme statüsüne geçmeniz lazım. Anda kalmanız. Bunun için de meditasyon. Kesinlikle öneririm. Hadi baştan bunu başlarsanız astrale çıkma deneyimleri yaptıktan sonra en azından çabalarınız. Boşa gitmek diye bir şey yok da en azından en kısa sürede çok uğraştırmadan çıkarsınız. 5. adım geri dönüş. Geri döndüğünde gözlerini açma, gözlerini kapalı tut. Hatırlamaya çalış ve hatırlayınca direkt günlüğünü al ve yazmaya başla. Tecrübelerini gözden geçir. Ne yaptım diye sor, nasıl diye sor. Hisset. Çünkü ne kadar bu pratiği bittiğinde yaparsan o kadar bilinçaltı senin için ne kadar önemli olduğunu görür ve aynı tecrübeyi sana getirmek için aynı şeyi tezahür ettirir. Diğer metot, ip. İp metodu. Biliyorsunuz siz yatağa girdiğinizde, uyku seviyesine girdiğinizde beta, alfa, teta seviyesine geçersiniz ya, bilinçaltının seviyeleri vardır. İşte o dalgalar hatta teta seviyesine geçtiğinizde o teta seviyesine girebilen bir kişi kendini iyileştirebilir. Enerjisini kontrol eder, bilinçaltını programlayabilir, başkasını bile iyileştirebilir. Yani her şeyi tezahür ettirebileceğin en derin, kendi özüne döndüğün seviyedir. Teta seviyesi. Bilinçaltına erişirsin. Zaten gözünü kapattığında otomatik olarak beta'dan alfa seviyesine geçmeye başlarsın. Ondan sonra teta gelir. Gözünü kapat ve gözünde onu canlandırmaya başla. Yani kendi sanki yukarıda ip var, ipten kendini çekmeye çalışıyormuşsun gibi hayal et. Gerçekte değil tabii ki de, hareket etmeyeceksin. Sadece hayal et. Onu sürekli tekrarla, uzanarak yap tabii ki de bunu. Aynı yoga nidra'da olduğu gibi, önceki metotta. Ama onu hayal gücünde gerçekleştir ama gerçekmiş gibi hisset. Ne kadar derinden odaklanarak gözün kapalı hayal edersen, birinci dakika 2, 3, 4, 5, 10, 15 derken o ipi gerçekten hissetmeye başlayacaksın. Hatta çek çek çek, gerçekten o ipin sıcaklığını bile hissedebilirsin elinde. Çünkü unutma, bilinçaltın gel bu gerçek dediğin gerçeklikle bilinçaltı, rüya ya da hayal gücün arasındaki hiçbir farkı görmez. İkisi de birdir ki onun için hiçbir fark yoktur. Çünkü her şeyi beynin yaratır zaten. Ondan sonra sen kendini yukarı çekiyormuş gibi çek 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 çek, sonra bakış açını değiştir. Kendini dışarıya koy. Sanki yukarıdaymışsın gibi kafanı döndür ve aşağıda kendine bak. Ama onu hissederek yap. Tırmanıyormuşsun gibi, kollarında ağırlık varmış gibi. Arkana bak, kendini gör. Ama ona başlamadan önce ama gözün açıkmış, her şeyi görüyormuşsun gibi. Bunu sürekli dene. Farkındalığın, bilincin genişler. Ne kadar bunu tekrar edersen o kadar daha da kolay olur çıkman. Çünkü bedenini alıştırırsın, inandırırsın. Ve böyle böyle bilinçaltında inandırır, böyle böyle daha rahat çıkabilirsin. O çekmesini hisset. Bakış açını değiştirmeyi de öğrenirsin böylelikle. Ama ne kadar tekrar edersen o kadar kolay olur. Tekrar etmen çok önemli. Diğer yöntem uyku felci.
Karabasan da deniliyor biliyorsunuz değil mi? Bu eğer tesadüfen yaşıyorsanız onu emin olun astrale geçebileceğiniz çok büyük fırsat. Geçenlerde oldu bana. Tam geçmeye çalıştım. O titreşimler geldi. Tam Nirvana'ya ulaştı. Söndü. Biliyorsun uyku felci olmuşsundur, uyanıyorsundur, karabasan olmuşsundur. Karabasan diyorlar da halk dilinde normalde şeydir. Uykudasındır, bir anda hala uykudasındır ama senin bilincin açılmıştır. Hala bedenin komadadır biliyorsun. Sanki bir şeytan bilmem ne seni tutuyormuşsun gibidir. Yara uyku halinde olduğundan dolayı gözün açık, sanki etrafında canlı şeyler varmışsın. Korkarsın ama aslında değil. O bilinçaltının hala rüyada olduğundan dolayı gözün açtığında da aynı şeyleri görürsün. Çünkü aslında burada gördüğün gerçeklikte rüyada beyninin sadece yarattığı bir illüzyondan başka bir şey değil. Eğer o oluştuğunda ne yapman lazım biliyor musun? Kalktın ya karabasan. Gözünü açma. Uyku komadasında mısın? Korkma. Çünkü o geldiğinde gene titreşimler olacak. Çünkü hala komadasındır, hala uyku halindesindir. Hatta o yoga nidra'da deneyeceğin yarım saatlik, 40 dakikalık, 1 saatlik o bekleme süresini en aza indiriyorsun. Yani %80'ini halletmişsin, o son %20'lik olayda direkt başlıyorsun yani o pratiğe. O bakımından bu çok büyük bir nimet. Ama karabasan artık uyku koması ne dersen de uyku felci, korkmana gerek yok. Geçenlerde bana da uyku felci geldi. Sonra titreşimler, hiçbir şey yapmadım, kıpırdamadım, gözüm kapalıydı. Sonra bekledim yukarı çıksın, yukarı tam çıkıyordu. Sonra bir anda söndü. Olmadı yani. Zaten bunu alışınca, sürekli bunu tekrar edince, bu tecrübeyi de şey yapınca alışacaksın, artık korkmamaya başlayacaksın. Hatta bu artık uyku felci geldiğinde artık heyecanlanacaksın, astral çıkıyorum diye daha böyle gönüllü yapacaksın. İşte o uyku felci geldi mi gözünü açmaman lazım. İşte gözünü açmamanın sebebi de o titreşimlerin gitmemesi. Yani bedenin seni hala uykuda zannetmesi için. Yani o uyku felcini bozmaman için. Gözünü açma. O geldiğinde derin derin nefes al. Bu kadar. Reaksiyon gösterme. Sadece gözlemle. İşte gene yapamıyorum diyorsan meditasyonu gene öneriyorum. Sadece gözlemle, tadını al. O titreşimleri hisset. Su gibi ol. Akışta kal. Göz bandını öneririm. Ben de göz bandı var. Genellikle meditasyon yapınca falan kullanıyorum. Göz bandını kapatırsan gene açmak istesen bile açamazsın. O bakımdan belki faydası olabilir. Deneyebilirsen uyku bantları olur ya hani böyle uçakta da falan da giyersin. Onlardan ışığı önleyen. Relax ol, bedenini rahatlat. Ne kadar rahat olursan o kadar kendini işitme, görme, tüm organlarından, bedeninden yavaş yavaş ayırmaya başlarsın. Onlarla bağlantını kurmazsın. Ne kadar relax olursan ne gelirse gelsin gözlemlersin. O bedeninde oluşanlar reaksiyon göstermezsin. Ne kadar bedeninde olanları gözlemler, reaksiyon göstermeyen bir statüye yani yüksek bilince geçersen o kadar bedeninden ayrılman daha kolay olur. Çünkü bedenine çok bağlı değilsindir. Sen sadece gözlemliyorsundur. Ne kadar bedenine çok bağlı olursan o kadar ayrılamazsın. Çünkü sümük gibi yapışmışsındır. Her şeye reaksiyon gösteriyorsundur bedeninde olan şeyler. Yani onun için kendimizi yoğun duygu modundan relax moduna alıyoruz. Sonra gerisi hayal gücüne kalıyor. İşte o titreşimlerde geldiğinde gene dediğim gibi pik noktasına ulaşacak ve olmama niyetleme yapacaksın. Astral'e gidiyorum falan diyerek bekleyeceksin. Ve bakış açını değiştireceksin işte. Sen kalkıyormuş veya uçuyormuş gibi hissedeceksin. Onu hayal edeceksin, hissedeceksin. Yani o kendinden olacak. Senin hiçbir şey yapmana gerek yok. O olduktan sonra da artık yapman gerekeni zaten yapacaksın. Bu kadar. Bu en yaygın 3 yöntemde. Geçen o ip yöntemini denedim. Yaklaşık bir 20-30 dakika böyle. Gerçekten hani. Zaten meditasyon yapıyordum. Bir de deneyeyim dedim öyle. Odayı bildiğin canlandırdım. İpler, elim hatta ısınmaya falan başladı. Tam böyle bir çekilme hissettim. Allah dedim. Orada geçemedim ama deniyorum sürekli dostlar. Lucid rüyaya çok dalıyorum bu aralar. Bakalım. Genel olarak sizlere de bu yöntemi göstermek istedim. Astral seyahat videom da çok izlenmişti. Ondan dolayı da çok ilgilenen kişiler de var. Bildim, bizzat tecrübe ettim. Bana tezahür ettirilen yöntemleri size bizzat birinci ağızdan da deneyimleyen bir kişi olarak söylemek istedim. Umarım güzel bir video olmuştur. Farkındalık yaratabilmişimdir, ruhları diyebilmişimdir. Sizin güzel gününüze teşekkür ediyorum dostlar. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.